var burada. Bize destek veriyor. Evet, cezalı bir peri olarak bu haksızlığa dur demek için ben de onlara katıldım. İyi halt ettin. Zaten seni burada görmesem şaşardım. Söyle bakalım Perihan Peri, ne haber getirdim Periliçe'den? Ah çıktı mı? Bize ondan haber ver. Sihirlerimizi geri istiyoruz. Arkadaşlar bir dakika. Periliçe'den sizlere önemli bir haberim var. Yalnız bir şartı var. Eğer bunu yerine getirirseniz bir defalığa mahsus olmak üzere cezalarınızı affedecek. Ay neymiş bu? Söyle. Geçmişte çok üzdüğünüz birine kendinizi affettireceksiniz. Yapmış olduğunuz çok kötü bir sihiri gidip düzelteceksiniz. Periliçe ancak bu şartla sizi affedecek. Ben kimseden özür dilemem. Ben de. Arkadaşlar sihirlerimizi başka türlü geri alamayız. Doğru söylüyor. Ne yani? Şimdi sihirlerim geri verilecek diye ben o bacak kadar çocuğun ayağına mı gideceğim? Ne yani, ben de gidip o şapşal damatlarımın gönlünü almaya mı çalışacağım? Evet canım, aynen öyle yapacaksın. Sen de gidip diğer cezalı perilerin yaptığını yapacaksın. Yani Sadık'la Yavuz'a kendini affettireceksin. Evet arkadaşlar, söylediklerimi duydunuz. Sevdiklerinizin kalbini geri kazanırsanız sihirlerinizi de geri alırsınız. Periliçe'nin son sözü bu. Arkadaşlar hepinize iyi şanslar diliyorum. Ay, ne yapacağız şimdi, gitti? Ay, ben ölürüm de damatlarımdan özür dilemem. Yani bir hafta cezam kalkana kadar sihirsiz kendi şatomda kendi yağımla kavrulurum, gene de özür dilemem. Sana göre hava hoş ama ben neredeyse müebbetim. Benim ne yapıp edip torunumu bulmam lazım. Hani lazım da nasıl bulacağım? Sihirli kürem mühürlü. Bize gel. Benim sihirli kürem mühürlü değil. Oradan izleyebilirsin. Torununun yerini öğrenebilirsin. Hadi gidelim o zaman. Dudu, Perihan seni arıyordu. Buldu işte. Aa, bu da kim? Asıl bu kim? Eski kocam. Aa, niye bu halde? Vaktiyle bana bir halt yedi, ben de onu köpeğe çevirdim. Oo, maşallah, kötülükte senin de benden pek farkın yok yani. Aa, bu da ne demek? Hem cidden bu hanım kim Dudu? Bir arkadaşım. İlk defa görüyorum. Tabii ilk defa görürsün. Biz de yeni tanıştık. Sihirli küremi kullanıp gidecek. Sihirli kürem yukarıda odamda, çıkabilirsin. Torununu oradan izleyebilirsin. Sağ ol hemen. Dudu, sen ne biçim kadınsın? Tanımadığın perileri şatomuza getiriyorsun. Benim şatoma, dikkatli ol. Aman al şatonu başına çal o zaman. Ama sana şu kadarını söyleyeyim. Bu kadını benim hiç gözüm tutmadı bak. Ayol, küremi kullanıp gidecek. Bir daha görüşmeyeceğiz ki. Aymış. Ey sihirli küre, söyle bana, sevgili torunum Çilek nerede? Kimin yanında? Betüş diye güzel mi güzel, iyi mi iyi bir perinin evinde. Onun harika ailesiyle beraber yaşıyor. Ya öyle mi? Çok güzel. Hadi bana hemen yerini söyle. Çilek, hazır mısın? Geliyorum abla. Bak hala saçlarını tarıyor. Çabuk ol biraz, filmi kaçıracağız. Tamam, saçlarımı hemen örüyorum, geliyorum. Boş ver, böyle kalsın. Alt tarafı bir sinemaya gideceğiz. Olmaz, bu kıyafete iki örgü yakışır. Hadi sen git, ben hemen geliyorum. Tamam. Bak, para biriktirip bu spor ayakkabıyı alacağım. Güzel değil mi? Çok güzel. Beden dersinde havalı olur. Ne kadarmış? Öteki daha güzel. Ay Allah. Çilek gidiyor. Ne yapıyor? Aynanın karşısında süsleniyor. Kime çıktı bu kız hiç bilmiyorum. Evet ya, aynanın karşısında saatlerce kendisine bakıyor. Aman canım, ne de olsa evlatlık aldınız. Annesi de öyledir, belki ona çekmiştir. Bana bak Tuğçe, bir daha Çileğin evlatlık olmasıyla ilgili sakın konuşma. Biz bunu unuttuk, o bizim kardeşimiz. Ya affedersin, böyle söylemek istememiştim. Sen ona bakma. Ya biz Çile'yi o kadar çok seviyoruz ki bir gün gelip onu alacaklar diye çok korkuyoruz. Kim gelip alacak canım? Annesi babası yokmuş, korkmayın. Nereden bilelim Kerem? Belki ortaya bir akrabası çıkacak, almak isteyecek. Çocuklar, aklınıza böyle kötü şeyler getirmeyin. Sonra insanın korktuğu başına gelir, Allah korusun. Çilek! Çilek! Babaannemin sesi! Babaanne! Benim ya. Sen nereden çıktın? Senelerdir beni hiç arayıp sormadın. İzini bugün buldum.
buldum. Hemen ortaya çıktım. Hazırlan, seni almaya geliyorum. Ama sen beni sokağa attın. Kimsesizler yurduna bıraktın. Bir hata yaptım. Affet artık. Sonra babaannenin yanında kalmayacaksın da kimin yanında kalacaksın? Ama ben burada mutluyum babaanne. İyi bir ailem var. Bana sevgi gösteriyorlar. Artık senin yanına dönemem. Sen istesen de istemesen de ben seni oradan alacağım. Bekle, hemen geliyorum. Bakışlarını hiç beğenmedim babaanne. Sanki bana hiç sevgiyle bakmıyorsun. Babaanne! 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 Of! Tamam, bu işte bitti. Buldun mu torununun yerini? Buldum! Buldum! Hatta onunla konuştum bile. Şimdi evde beni bekliyor, gidip onu alacağım. Sana her şey için çok teşekkür ederim de. Yalnız bir şey daha rica edeceğim. Ben oraya bu kıyafetle gidemem. Bana bu güzel giysilerinden bir tanesini ödünç verebilir misin? Doğru, haklısın. Bu çok çirkin. Ay gel bakalım. Bak, mor bir tane verebilirim sana. Ama istersen yeşilim de var. Babaanne! Babaanne! Sana sesleniyorum. Nereye kayboldun? En iyisi gidip olanları annemle konuşayım. Bir yere mi gidiyordun Çilek? Evet babaanne, annemle konuşacağım. Senin annen baban yok ki, sen kimsesizsin. Var, Betüş annem var. Betüş annen senin gerçek annen değil ki. Gerçek annem, bana gerçek bir anne gibi bakıyor. Olabilir, şimdi oraya gidip ne diyeceksin? Ortalığı karıştıracaksın öyle mi? Yağma yok, benimle geliyorsun. Hayır, onu bırakıp hiçbir yere gidemem. Bırak kolumu, canım acıyor. Öyle terbiyesiz çocuk. Babaanne ısırılır mı hiç? Sen beni kimsesiz bıraktın. Seni hiç affetmeyeceğim. Dua et, sihirlerim yok. Yoksa diline sihirli acı biber sürerdim senin. Demek sihirlerin yok. Al o zaman. Aa, ne yaptın bana? Ne yaptın bana? Söyle Çilek. Ah, hareket edemiyorum. Seni görünmez yaptım. Olduğun yere yapıştırdım. Annemle konuşup gelene kadar burada kal. Çilek, bırakma beni böyle. Çilek! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.